Herkese merhabalar. 9. sınıfta edebiyata giriş ile biz de Türk edebiyatına başlangıcımız yapıyoruz ve sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde edebiyat yazılığımıza çıkabilecek, edebiyat sınavlarımıza çıkabilecek tüm konuları detaylı, ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ve bütün yılın sonunda inşallah edebiyat dersinde en yüksek notları, en iyi notları birlikte kazanacağız arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz konu esas edebiyatın ilk konusu, önemli bir konu fakat şunu şimdiden müjdeleyip çok kolay bir konu arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde dinleyin birazdan mükemmel bir şekilde edebiyat nedir? Edebiyatın diğer birimlerle ilişkisi nedir? İletişim ve ögeleri son derece lokum bir konu bu. Metinlerin sınıflandırılması işte sanat metinleri, öğretici metinler. Mesela örnek veriyorum Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler kitabının içerisindeki ifadeleri okuduğunuz zaman bunu bir sanat metini olduğunu anlıyorsunuz. Yazar burada bir şey öğretmeye çalışıyormuş Bize keyif vermeye çalışmış. Ama bizim sıfırdan dokuza Türk edebiyat kitabımızdaki konu altın kısmına baktığınız zaman e bu öğretici kitap tabii ki bir öğretici metin bir şeyi bilgi olarak veriyor. Dolayısıyla buna benzer temel farklılıkları birlikte göreceğiz arkadaşlar. Anlatımın özellikleri ve düşünce geliştirme yolları da zaten geçmişte bildiğimiz 8. sınıftan beri bildiğimiz ama bu sene de biraz daha üzerine ekleyeceğimiz çok kolay çok lokum bir konu. Dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda da yine Karadeniz ağzı nedir? Azeri şivesi nedir? işte Yakutça lehçesi nedir? Buna benzer kavramları öğreneceğiz. Hadi o zaman şimdi hep birlikte dersimize başlayalım. Tabi dersimizin sonrasında ben şimdi size güzel bir şekilde konuyu anlatacağım. Çok kolay bir konu hiç endişelenmeyin. Ancak sonrasında sizler mutlaka 0'dan 9'a da sayfa 12-37 arasını bakın burada hatta sizlere göstermek istiyorum sayfa 12-37 arasında sizlere tüm konuyu konu soru, konu soru yöntemiyle tam da sınavlarınıza çıkacak şekliyle detaylı ve tam da sınavdaki yazılı örneklerine uygun bir şekilde anlattık. Sizler burada sayfa 37'ye kadar çalıştığınızda ve buradaki soruları çözdüğünüzde net bir şekilde konuyu anlayacaksınız. Mesela çocuklar nasılsınız? Bir İstanbul ağzı Uşağım nasıl yaşasın daha dediğinde bu Karadeniz ağzı oluyor. Bunları güzel esprili örneklerle sizlere gösterdik. İletişimin ögelerini de gösterdik. Sizler buraya kadar geldiğinizde zaten yani sayfa 37'ye kadar geldiğinizde bu konuyu bitirmiş olacaksınız. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankası olan da burada da yine örnek soru ve onunla alakalı sorular. Örnek soru ve onunla alakalı soruları çözebilirler. E yine aynı şekilde burada da Dinamo Soru Bankası'na biliyorsunuz hem tekrar testlerimiz var hem yazılı sorularımız var hem de sizler için hazırladığımız ÖSYM tarz sorular var. Hocam üniversite sınavı nereden çıktı demeyin. Şimdiden üniversite sınavına yönelik çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Temel oluşturuyor dokun sınıf üniversite sınavına. Şimdi o zaman hemen videomuza başlayalım. Arkamıza yaslandık. Çok basit bir konu. Hiç endişelenmemize gerek yok. Birazdan her şey net bir şekilde anlayacaksınız. Diyeceksiniz ki oh be edebiyat çok kolaymış. Şimdi mesela burada ilk resimde diyoruz ki Jules Verne'in Aya Seyahat romanı gibi. 1865'te yazıyor Jules Verne bu romanı. Edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabilir. Yani Jules Verne isimli bir yazar Ay'a Seyahat diye bir eseri 1865'te yazıyor. Bundan yıllar sonra 1900 yıllarda insanlar Ay'a gidiyor. O eserden esinleniyorlar. Dolayısıyla edebiyat sadece böyle bir eğlence, sadece böyle bir vakit geçirme aracı değil. Tabii ki biz kitaplar okuduğumuzda zihinsel bir yolculuğa çıkıyoruz, dinleniyoruz. Adeta Dostoyevski ile sohbet ediyoruz. Ama bunun haricinde bilimsel çalışmalara bile edebi kitaplar ilham kaynağı olabiliyor. Şimdi Öncelikle edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edepten geliyor ve ahlaki değerler arasında bir ilişki söz konusu. Burada şunu bileceğiz. Edebiyatın daha doğrusu edebiyat kavramının karşıladığı bazı anlamlar var. Örnek veriyorum. Dil ürünü olan her türlü sözlü ve yazılı eser edebi eser kabul ediliyor. Edebiyatla alakalı yani masal roman gibi. Ya da roman yazmak, şiir yazmak da edebiyatla alakalı. Ya da mesela Avrupa edebiyatı diyoruz, Türk edebiyatı diyoruz. Yani bir coğrafyada ortaya konan dil ürünleri de edebiyatla alakalı bir milletin ortaya koyduğu dil ürünleri de. mesela İran edebiyatı dediğimizde gerçekten güçlü bir edebiyat. bizim edebiyatımız güçlü bir edebiyat. Ya da belli bir dönemde ortaya konan dil ürünleri, söz ve yazı sanatını öğreten bilim dalı gibi farklı farklı kavramları var. Burası önemli değil arkadaşlar. Bu sayfa boş bir sayfa. Bu sayfayı biz size gösterdik ama temelinde belki hocanız zor bir soru soracaksa edebiyat sözcüğünün kökeni nedir diyebilir. Ama bu kısma hiç takılmanız gerek yok. Esas size hocanın sorabileceği şey şu. Edebiyatın tanımını yapın diyebilir size. Yani ilk yazılığınızda ilk soruda bunu size yöneltebilir. Edebiyatın tanımını siz kendiniz yapabilirsiniz. Ama büyük yazarlar Cemil Meriç, Şerif Aktaş, Gürsel Aytaç, Yürüt Tinyanov gibi çok farklı kişi edebiyatla alakalı tanım yapmış. Bunlardan birini seçerek aklınızda tutabilirsiniz. Mesela dil vasıtasıyla insandan insana ve nesilden nesile aktarılan her beşeri yani insan ifade edebiyattır. Yani demek ki insanlar dil aracılığıyla yani sonuçta yazı da önemli ama ...söz olarak da aktarabiliriz. Dil aracılığıyla bir şeyleri aktarıyorlar, insani şeyleri aktarıyorlar. Buna edebiyat diyoruz demiş. Veya da Şerif Aktaş, edebiyat tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat eserlerine verilen genel addır demiş. Şimdi burada da dil anahtar kelime. Demek ki bizim edebiyatımızı oluşturan şey bizim dilimiz. Yani sonuçta bu eseri biz niye Dostoyevski'nin Rus edebiyatına ait eseri kabul ediyoruz? Çünkü bu Rus dilinde yazılmış. Sonradan Türkçeye tercüme ediliyor, başka dillere tercüme ediliyor ama dolayısıyla o Rus dilinde bu eseri düşünerek yazıyı aktardığı için artık bu Rus edebiyatına ait oluyor. Dolayısıyla dil edebiyattaki en önemli unsur. Çünkü biz dil sayesinde, dilimiz sayesinde kendi kültürümüze, kendi edebiyatımıza sahip çıkabiliyoruz. Gürsel Aytaş da edebiyat malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık başka değişik bir sanat dalıdır demiş. Yürütün Yanov. Edebiyat dinamik bir konuşma kurgusu demiş. Şimdi bu tanımlardan ben sizin olsam Cemil Meriç'in tanımını tercih ederim. Demek ki neymiş Cemil Meriç'in tanımı? dil vasıtasıyla yani dil ile sonuçta dil olmadan olmaz. Bu video ile yapamazsın bunu. Dil vasıtasıyla insandan insana ve dolayısıyla nesilden nesile bu nesilden nesile eklemenize gerek yok zihninize. Aktarılan her insani ifade edebiyattır. Dil ile aktardığın her şey şiir, roman, hikaye, masal, destan, efsane her şey edebiyattır diyebilirsiniz. Ben olsam bu tanım aklıma tutardım eğer edebiyat tanımını sorarsam. Geldik edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisini. Burası son derece basit arkadaşlar. Eğer sınavda hocanız burayı sorarsa bileceğiniz en önemli şey şu. Bir kere edebiyat insan için arkadaşlar. Şu insan öyle değil mi? İnsan için edebiyat. Dolayısıyla insan için olan her şey. Mesela diyelim ki tarih de insan için. Coğrafya da insan için. Fizik de insan için. Kimya da insan için. Matematik de insan için. Edebiyat da insan için. Dolayısıyla bütün bu bilim dallarını yani tarihin, coğrafyanın, fiziğin, kimyanın, matematiğin her neyse hepsi insana hizmet ediyor. Edebiyat da insana hizmet ettiği için ortak noktamız insan diyeceksiniz sınavda eğer hoca size sorarsa. Yani tarih geçmişte yaşamış hayvanların hayatını incelemiyor. Filler 1700 yılında öyle bir şey yok. Tarih geçmişte yaşamış insanların hayatını inceliyor. Edebiyat da ondan faydalanarak geçmişteki insanlardan veya günümüzdeki insanlara bir şeyleri aktarmaya çalışıyor. Yani Orada ortak payda insan olduğunu yakalamanız lazım. Şimdi edebiyat dolayısıyla tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi diğer sosyal bilimlerle de doğrudan ilişki içerisinde. Burada şunu bileceğiz. Deneysel bilimlerle de ilişki içerisinde edebiyat. Yani fizik, kimya, biyolojiden de nasıl yani hocam diyebilirsiniz. Şöyle yararlanıyor. Örnek veriyorum bir bilim dalının içerisindeki bilgileri edebiyat kullanabiliyor. O anda işin işine bir renk katmak, işi daha bilimsel hale getirmek, inandırıcı kılmak için bunlardan faydalanabiliyor. Edebiyat bilimi bilimde edebiyat etkiliyor. Bunu zaten az önce videomuzun başında söylemiştik. Bakın. Tabii ki bilimden etkilenmemesi imkansız edebiyatın ama edebiyat da bilimi etkiliyor. Jules Verne'in yazdığı Ay'a seyahat ten esinlenerek insanlar Ay'a gidiyorlar. Bu çok çok önemli bir bilgi. Aynı zamanda edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabildiği gibi edebiyatçılar da bilimde, sanatta ya da tarihte toplumda yaşamış gelişmelerden etkilenebiliyorlar. Jules Verne'in Ay'a seyahatini örnek vermiştik. Yine, yine Jules Verne denizler altında 20 bin fersat romanında süzün ettiği elektrikle çalışan denizaltılar 1887'de inşa ediliyor. Yani 17 yıl önce denizaltılardan bahsediyor. Şimdi edebiyatta bilim arasındaki fark sınavda sorulur arkadaşlar. Buraya bir yüzde yüz sorulur yazmak istiyorum. Buraya dikkat edin. Şimdi en başta edebiyatın Arapça edep kökünden geldiğini söyledik. Altını geçin dedik. Edebiyatla alakalı bir tane tanım bilin dedik. Cemil Meriç'in tanımı çok kolay dedik. İşte edebiyat Dil ile insandan insana aktarılan bütün insani şeylerdir dedik. Peki edebiyatla bilim arasındaki fark nedir? Bunu bileceğiz. Birincisi edebiyat estetik zevk vermeye amaçlıyor. Daha çok soyut duygu ve hayalleri işliyor. Akıldan çok sezgiye dayanıyor. Öznel yani kişiden kişiye değişen bir etkinlik alanı. Ve dil temel malzemesi. Dil olmadan olmuyor edebiyat. Peki bilime bakalım mı isterseniz? Bilim için siyahı alıyorum birazcık. Gerçek ve doğruya ulaşmaya çalışıyor. Genel formüller çıkarıyor akla ve mantığa dayalı, nesnel yani kişiden kişiye değişmeyen bir etkinlik alanı. Dil bir araç bak bu dil temel malzemesi dil bir araç. Dolayısıyla siz zaten bilimle edebiyat arasındaki farkı biliyorsunuz ama sınavda size sorulursa mutlaka bazı kavramları söylemeniz lazım. Bakın buradaki anahtar kelimeleri söylüyorum. Altını çizdikleri mutlaka sınavda kullanın arkadaşlar. Estetik zevk edebiyatla alakalı arkadaşlar. Soyut duygu ve hayaller edebiyatla alakalı. Sezgiye dayanır edebiyatla alakalı. Öznel olması, özel olması, edebiyatın özelliği, dil temel malzemesi. Bu kısımları mutlaka aklınıza tutmanız lazım. Bunun tam tersini de, tam tersini de bilim için söyleyebilirsiniz. Özelin tersinin nesnel olduğunu bilmemiz var mı aramızda? Özel nesnel. Burada sezgi, akıl ve mantık. Akıl ve mantıkla sezgi farkı anlatır mısınız hocam? Siz şu anda beni sezginize değil akıl ve mantığınızla dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya hoca ne anlatıyorsa dinleyelim diyorsunuz. Sonrasında işte soru bankalarına çalışacaksınız. Veyahut da işte kendinize ait başka kitaplardan çalışacaksınız. Burada önemli olan şey şu. Siz şöyle yapmıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp seziyorum ya bu gerçekten hissediyorum yani gerçekten hayal ediyorum edebiyat böyle bir şey değil okuyorsun öğreniyorsun araştırıyorsun nesnel bilgiler ışığında hareket ediyorsun ama edebi eserde burada Karamazov kardeşleri zihninde hayal ediyorsun belki de öyle bir şey yok Belki de Karamazov kardeşler hayatta hiç yaşamamış. Bunu dostu kafasında hayal etmiş ve onu bize aktarmış. Ama biz bunu gerçekçi bir şey zannediyoruz. Yani Karamazov kardeşler içeri girse... ...aa selamun aleyküm, aleyküm selam diyeceğiz belki. Ama hayal, gerçek değil. Dolayısıyla burada bir sezgi var, hayal var. Soyut duygu hayaller var. Ve okuduğunda sen bir zevk almaya başlıyorsun. Yani bir kitap okuduğunda... Ya çok güzel bir kitaptı ya diyorsun ama ben tahmin etmiyorum bir öğrencinin edebiyat ders kitabından çalışıp harikaydı ya bayıldım. Gerçekten eşsizdi demez yani. iyi anlatıyormuş çok güzelmiş yüz aldım der yani budur yani. Of acayip çok <laughs> harika. Böyle bir şey demezsin bir ders kitabı yani. Matematik kitabı, fizik kitabı, kimya kitabı düşünseniz yani. Yani çok zor yani öyle bir şey demen. Hani bir ruh hastası bir bilim insanı olman lazım ki bayıldım ders kitaplarına demen lazım. Ama edebi kitaplar, şiirler bu estetik zevk veriyor. Şimdi geldik bu tarafa edebiyatın güzel sanatlar ilişkisine bakalım. Şimdi insanların duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel bir biçimde öznel bir şekilde yani kişisel bir üslupla ifade ettiği sanat dalları güzel sanatlar olarak adlandırılıyor. Mesela müzik bir güzel sanat. Sinema, tiyatro bunların hepsi birer sanat öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi burada ee, insanlar güzelliği yani idealize ettiği güzelliği yansıtmak için güzel sanatlardan yararlanıyor. Mesela biz ben şimdi bir şarkı söylesem hepiniz dersiniz ki ya kapat hocam sus ne olur Allah razı olsun sus dersiniz. Çünkü benim sesim güzel değil söyleyeceğim şarkı da güzel olmayacak muhtemelen. Ama sesi güzel bir arkadaşımız ya da sesi güzel bir sanatçı güzel bir şarkı söylediğinde o idealize ettiğimiz güzelliğe yakınlaşıyor. Diyoruz ki ya kulağımıza ne kadar hoş geldi bu. Bu güzeldir diyoruz bu güzel bir şarkıdır diyoruz. İşte edebiyat da diğer güzel sanatlardan kullanılan malzeme kendisini ifade edici tarzı bakımından ayrılıyor. Niye? Müzikte adam bir melodi üretiyor. Bir müzik aleti kullanıyor ama edebiyatta biz sadece dili kullanıyoruz. Yani bir yazarın yazdığı ifadeleri biz dilimiz ifade ediyoruz. Buradan bir şarkı, bir müzik sesi gelmiyor bize. Burada sadece bir Türkçe dilinde biz bunu okuyoruz tercüme olduğu için. Diyoruz ki Hı, bu buymuş, bu buymuş. Dolayısıyla edebiyatın malzemesi dildir ama müziğin malzemesi melodilerdir. Sinemanın malzemesi görüntülerdir. Tiyatronun malzemesi oyuncuların e, tavırları dramatize ettiği ve sergilediği oyunlardır. Dolayısıyla edebiyat ile müzik sese ve söze biçim veriyor. Şiirlerini çalgıyla, müzik yoluyla ifade eden şairler halk ozanları, aşıklar olduğu gibi bazı şiirleri besleyen müzisyenler de var. Dolayısıyla edebiyat ve müzik çok iç içe yani çok yakınlar birbirine yan yana. Hatta bunu size sınavda soracak. Bakın buraya yeniden yüzde yüz yazıyorum. Güzel sanatlar var. Üç grupta inceleniyor. Birincisi işitsel sanatlar yani kulağına gelen sanatlar. Bak şimdi ben bunu okuyorum size edebi sanat Karamazov kardeşler ikinci kitap Tanrı cezasını versin iliklenmiyor ki rica ederim Bay Kalgon'a ve benden hem de hemen şimdi elbisesini istemediğimi... beni bunlarla maskaraya çevirdiğini söyleyin bunu o da biliyor ve üzülüyor tabii elbisesi için değil bu olay yüzünden üzülüyor gibi bak ben şimdi size bir şey okudum edebi bir eser kulağınıza bir şey geldi e, bir şarkı söylesem e, aynı şey olacak yani diyeceksiniz ki yine kulağımıza bir şey geldi hocam niye söylemiyorsunuz çünkü videoyu terk etmenizi istemiyorum arkadaşlar şaka bir yana şimdi dolayısıyla Edebiyat ve müzik işitsel sanat. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama bir tane müzik açabiliriz. Yani yaşamayalım ki mesela şuradan bir tane şarkı açalım. Bir dakika olmuyor, olabilir bakalım. Müziğimiz var mı? Tabi telife girer diye şu anda yönetmen arkadaş. Hocam yapmayın diyor ama mutlaka bir şarkı vardır. Açalım bakalım hiç şarkımız yok mu bizim ya? Hangi şarkı yazsak mesela? Hmm. Bak bir anda evet şansımıza YouTube'da bu geldi arkadaşlar. Çok komik. Hatta ileri alalım şöyle. Bakalım. Alıyorum hadi Yani gerçekten İngilizceyi mükemmel bir şekilde kullanmış. Bence İngilizce sınavlarınızdan önce bu şarkıyı dinleyin. Şaka bir yana bak. Az önce benim okuduğum eserde de kulağınıza bir şeyler geldi. Az önce ee, değerli şarkıcımızın, değerli sanatçımızın İngilizce olarak bestelediği ve söylediği şarkıda da kulağınıza bir şey geldi. O zaman şunu biliyoruz artık. İşitsel sanatlar, edebiyat ve müzik. Bu bitti, bunu koyduk. Şimdi gelelim görsel sanatlara yani plastik sanatlara. Bunlar maddeye biçim veriyor. Resim, heykel, mimari ile alakalı. Nasıl? Mesela diyelim ki bir madde var. Diyelim ki şunun bir heykel olduğunu düşünün. Ne yapmış? Adam kuma şekil vermiş. Bir ressam boyaya şekil veriyor. Veyahut da bir mimar bir binaya şekil veriyor. Gelelim dramatik sanatlara. Burada ise arkadaşlar harekete biçim veriyor. Tiyatrocular, sinemacılar, dansçılar, baleciler, operacılar dramatik sanatlar yapıyor. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. O zaman eğer harekete biçim veriyorsa dramatik sanat, maddeye biçim veriyorsa görsel sanat, sese ve söze biçim veriyorsa da edebiyat ya da müzik diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik metinlere. Burası yine çok kolay bir konu. Buradan da yine sınavda yüzde yüz soru gelecek. Hemen anlatıyorum. Şimdi bir sanat metinleri var. Aha bu işte. Sanat metini. Yani bu adam bunu derslerde kitap olarak okutusun yazmamış ki. Adam bunu keyif için yazmış. Ama edebiyat hocaları wow, ne kadar güzel yazmış. Bunu da soralım. Karamazov Kartelişevi kim yazdı? Dostoyevski diye soruyorlar. Ama temelinde bu adam bunu estetik zevkle yazmış. Coşkusunu, heyecanını veyahut da anlatmak istediğini anlatmak için yazmış. Ama şu bakın bu tarafa geliyorum. Bunlar öğretim metin arkadaşlar. Yani bu size ders kitabı açıyorsun. Kinin yazımı kural örnek ne diyorsun ya? Anlatım türleri özel. Bu bir ders kitabı. Bu öğretim metin olmuş oluyor. Bu ise tabii ki de sanat metin oluyor. Fakat bu kadar basit değil. Bunun detayları var. Şimdi bunlara da gireceğim. Şimdi birincisi arkadaşlar Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde şiir var. Bu sene gerçekten üçüncü ünitede bizi yoracak olan bir konu ama hiç endişelenmeyin. Onu da mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. İkincisi ise olay çevresi oluşan metinler var. Bir anlatmaya bağlı destanlar, efsaneler, masallar, fabullar, mesneviler, halk hikayeleri. Çok basit şeyler bunlar arkadaşlar. Hiç korkmayın. Yani destanlar ulusal kahramanlık. Efsaneler inanış. Masalları zaten biliyorsunuz. Yani evvel zaman içinde. Bunu zaten biliyorsunuz. Fabullar hayvanların kahraman oldu. Tilki bir gün kargaya demiş gibi şeyler. Mesnevilerde şiir şeklindeki hikayeler esasında. Bunlar anlatmaya bağlı. Bir de göstermeye bağlı metinler var. Yani tiyatro dediğimiz şeyler. ...işte orta oyunu, karagöz, trajedi, komedi, dram bunlar kendisinin farklı türleri var ama Burada bir e, oyun sahneleniyor. Burada ise bir kitaptan anlatılıyor. Bu kadar basit bir yazı yani buradaki yazı. Gelelim öğretici metinlere. Bunlar sıkıcı. Bunlar bunlar kadar eğlenceli değil. Tarihi, felsefi, bilimsel metinler var. Ya da makale, deneme, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj. Bu, bu fıkra da komik fıkra değil ha. Bu gazetelerde köşe yazısı yani. Ya da anı, günlük, gezi yazısı, biyografi. Bu ne üf ya içim kabardı dediğiniz şeyler öğretici metinler. Aa ne kadar güzel. Bu masalı çok beğendim. Aa bu orta oyunu çok güzelmiş. Şiiri çok beğendim. Dediğiniz şeyler de sanat metinleri. oluyor. Bakın hatta şöyle göstereyim size. Bunları birazdan göstereceğim ama. Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü. Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. Gördüm güzel vücudunu zümrütleyen diri, Keskin bir ürperişle kıvıldandı an be an. Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. Diyor Yahya Kemal. Burada net bir şekilde görüyoruz ki Yahya Kemal bu şiirde estetik zevki amaçlamış. Yani bir anlayış kazandırmaya başlamış. Yararlılık yok. Ama şundan çocuklar bir şeyler öğrensin dememiş. Çok anlamlı, yoruma açık, mecazlı ifadeler var. Öznel ve farklı yani özgün ona özgü. Du duygular var, hayaller var. E diğer tarafa bakıyorum. Yahya Kemal şiirin bir duygu meselesi olduğunu kavramış ve bunu eserleriyle göstermiştir. Şüphesiz şairle de düşünür gibi büyük fikirlere yükselebilir. Fakat onun fikre varış tarzı bir düşünürden başka türlüdür. Buraya bakıyorsun açıklama yapmaya çalışıyor, bilgilendirmeye çalışıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Doğrudan yararlı olmaya başlıyor. Çok anlamlı değil bunun gibi. Tek bir anlam var. Terimler var, kavramlar var, nesnel ve bilgi ve düşünceye dayalı. O zaman bu ikisi arasındaki farkı çok iyi göreceğiz. Burada bilgi, burada duygu ve hayal. Burası nesnel, burası öznel. Estetik zevk, bilgi vermek. Yararlı olmaya çalışmıyor, bu ise yararlı olmaya çalışıyor gibi ifadeler. Mecazi ifadeler var, burada mecazi ifadeler yok. Şimdi o zaman bunu çıkacaksın adı çünkü yüzde yüz sorulacak. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Metinlerin sınıflandırılmasında sanat metni ve öğretim metini ya bu şekilde farkına anlatın yazın diyecek, ya da size metin verecek böyle. Bu neden sanat metni, bu neden e, öğretici metin diyecek. Şimdi siz bunu neden yaptığınızı söyleyeceksiniz ama öncesinde şunu söyleyelim. Metin sözcüğü bir kitabın içindeki kısımları anlatıyor yani. Şurası bir metin esasında. Sanat metni bir dilin imkanlarıyla bir takım estetik uyarımlara yol açarak insanı etkileyen, insana güzel duygu, düşünce, hayaller uyandıran yazılı şeyler. Öğretici metin ise okura bilgi veren, onun düşünce ve kanaatlerini değiştirmek veya kuvvetlendirmek amacıyla yazılan eserler. Şimdi size sınavda bu kısmı yüzde yüz soracaklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Yüzde yüz. Hatta ben sözelci olduğum için belki bir hata yapacağım ama bunu söylemek, bunu yapmak zorundayım. Yüzde bin soracaklar. Yani yüzde bin, yüzde yüzden daha eminim. Size ya böyle bir metin verecekler, bir şiir, bir düz yazı. Bunun neden düz öğretim metin olduğu, bunun neden sanatsal metin olduğunu söyleyecekler. Ya da hoca fazla yaratıcı davranmayacak diyecek ki sanat metinleriyle öğretim metinler arasındaki fark nedir diyecek, kaçıp geçecek. Dolayısıyla arkadaşlar burayı çok iyi bilmeniz lazım. Birincisi sanat metinleri. Sanat metinlerine ne renk seçelim? Şöyle güzel bir renk seçelim. Sanatsal bir renk seçelim. Ne olsun mesela? Sarıyı seçiyorum ama sarı da gözükmez. O yüzden turuncuyu seçiyorum. Çünkü niye? Edebiyat kitaplarımız turuncu renk. Edebiyat kitapları sanatsal bir şey. Ama öğretici metinleri de mavi rengi seçiyorum. Niye? Matematik kitaplarımız mavi renk. Tamam. Matematik mavi. İyi. Tamam. Edebiyat turuncu. Türkçe turuncu gibi düşünün. Neyse. Şimdi... Başlıyorum edebiyat metinlerine. Yani daha doğrusu sanat metinlerine. Estetik zevk ve anlayış var. Yararlılığı amaçlamaz. Çok anlamlı. Mecazlı ifadeler. Söz sanatları. Öznel duygu, hayal ve kurgu. Bak bunlar anahtar kelimeler. Bunları bir kere bileceğiz. Zihnimizde bunlar bulunacak. Öğretici metine bakıyorum. Bilgilendirmek amaçlarıyla yazılıyor. Yararlı olmayı amaçlıyor. Çok anlamlı değil. Terim ve kavramlar var. Nesnel, bilgi ve düşünceye dayalı. Üf, sıkıldım ben diyebilirsiniz. Sanatsal metin, öğretici metin. Öğretiyor bize sanatsal bir zevk kazandırıyor. Geldik son iki konumuza. Burayı da bitiriyoruz ve ardından dersi bitiyor arkadaşlar. Çok kolay bir konu bu da. Dilin kullanımından doğan türleri. Şimdi Temel bilim insanı bir arkeoloji sempozyumuna davet edilir. Amerikalı bilim insanlarının sempozyumuna çalışmalarını anlatmaya başlar. Biz ülkemizde yaptığımız kazılarda 25 metre derine indik ve orada telefon kabloları bulduk. Demek ki atalarımız asırlar önce ev telefonu kullanmışlar. Sıra temele gelir ve temel anlat başlar anlatmaya. Ha uşaklar, biz de ülkemizde yaptığımız kazılarda 50 metre derine indik ama orada hiç kablo bulamadık. Demek ki atalarımız cep telefonu kullanmışlar gibi bir dil kullanıyor. Peki bu dil bundan farklı. Bu İstanbul Türkçesi, bu ise nedir? Karadeniz ağzı. Bunu bileceksiniz. Karadeniz şive dediğiniz an düşüş patladınız. Karadeniz lehçesi istediğiniz an duruşuş, patladınız. Jargon argo değil. Bu bir Karadeniz ağzı. Bunu sesine de bu şekilde sorabilir. Yani burada temelin sözleri sizce hangi kavram örnektir? Ağzı örneği. Hemen göstereyim. Şimdi lehçe bir dilin mesela Türkçenin yazılı kaynaklarla izlenemeyen yani ne zaman oldu bu olay bilmiyorlar. Farklılıklarına deniyor ve anlaşmayı güçleştirecek kadar derin. Yani siz bir yakut sana gitseniz, Yakut biriyle karşılaşsanız o da Türk. Yeni yılınız kutlu olsun dediğinde o şöyle diyor. Ehini şanga eğer deli bin. Ha? Ehini eğer deli bin. Ne diyorsun abi? Yeni yılınız kutlu olsun diyor. Ya da çuvaş lehçesinde... ...senesul sul yaçape tap. efendim? Bak hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü bu tamamen farklılaşmış. O zaman lehçede farklılık çok fazla. Bak lehçede farklılık şöyle net bir şekilde sinirli bir adam çiziyorum. Anlamıyorsun. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun yani? Türk dilinde Çuvaş ve Yakut konuşan birini anlayamaz. Ama şiveye baktığında birazcık artık şes, ses, şekil, kelime farkları var ama anlaşılmayacak kadar değil. Anlıyorsun yani. Bayramın kız mübarek olsun. Aa, bayramın kız mübarek olsun dedin sen. Ya da mayramın kız kutbolsun. Anlıyor gibiyiz bak. Aytınız kutlu olsun. Yani benziyor. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Türkçesi yaklaştı yani. Hele hani hele Azerbi Azerbaycan Türkçesi, Azeri şivesini çok rahat anlarsınız yani. Azeriler bizim dizilerimizi, şarkılarımızı çok rahat dinliyorlar, beğeniyorlar, çok güzel izliyorlar. Biz de onlarınkileri. Zaten Azerbaycan ve Türkiye iki farklı devlet ama tek millet yani. Öyle değil mi? Bunu hep biz biliyoruz. Türk üzerimiz. Şimdi ağıza bakıyoruz. Ağız işe karışmıyor. Bu ikisi birbiriyle aynı değil. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, çekir, söz dizimi ...ve anlamca farklılaşan konuşma biçimi. Yani ne yapacaksın? Kayseri ağzında ne öreceksin? Kütahya ağzında Gülüm derler bak Kütahyalılar. Benim Kütahyalıca çok akrabam var oradan biliyorum. Gülüm derler. Yani 55 yaşında... Bakın çok ilginç bir şey bunu anlatmak istiyorum. Adamın tipi bu tamam mı? Bıyıklar böyle. Kaşlar böyle. Bak kaşlar böyle adamın. Ondan sonra Kütahyalılar biraz kumraldır ama... ...Kütahya'da böyle tipi. Saçlar böyle adamın. Bak adamın tipi bu tamam mı? Yani ee, gerçekten altınıza yaparsınız görseniz. Şöyle bir kağıt takayım biraz bir şey olsun. Ne için, gülüm diyor. Başka aynı bunun gibi bir adama. Ya sen nereye gül kardeşim? Sen buna gül diyorsan gülün <laughs> yani ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Şok oluyorum. Kütahya'da iri yarı adamlar böyle koca koca. Ne için, gülüm? Gülüm şunu versene diyor. Korkuyorsun, tedirgin oluyorsun yani. Hani acayip bir şey, değişik bir ortam. Çünkü sevgi ortamı. Şimdi Kayseri'nin nörcen diyor. Bu, bu şekilde. Bunları biliyoruz zaten veya da Karadeniz'e ne diyecekler? Ne yapıyorsun uşağım gibi şeyler söyleyecekler. Bu da ağız olur. Gelelim jargona. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz Hasta dün gece eks oldu. Efendim? Hasta dün gece eks oldu. Ne diyorsunuz anlamadım. Mortanzi stranze. Yani vefat etti. Yani öldü. Eks yani burası dünya. Bak şurası Afrika kıtası. Avrupa kıtası. Tamam mı? Eks oldu. Hop dışarı çıktı demek istiyor. Eks. Ex. Exit çıktı. E ...öldü desene kardeşim. Öyle diyeyim de size bana e, kızın değil mi? Ex oldu diyor. Ve hatta döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekleniyor. Efendim? Dalgalanma neyi dalgalanıyor? Yani da, yani çok kötü durumlar diyeceğine dalgalanma diyor. Şimdi argo'ya bakalım. Argo'yu zaten benim anlatmaması gerekiyor. O yüzden hemen geçiyorum arkadaşlar. Şaka şaka. Argo'nun ne olduğunu anlatalım. Ama bu argo deyince tabii ki böyle hani... ...senin o değil. Şu da argo'ya giriyor. Mesela adam afili etrafa caka satıyor... Bu da bir argo. Yani afili gösterişli demek, jaka atmakta gösteriş yapmak demek. Yani çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliği göster ama küfür değil yani. Hani senin bu o argo değil yani. O artık küfür yani. O ayıp bir şey yani. O terbiyesizlik. Benim burada size anlattığımız edebiyattaki argo. Hani sınavda veya hoca argo nedir deyince oraya hocam diye <laughs> yazmayın yoksa direkt disipline gidersiniz arkadaşlar. Argo nedir yazayım hocam. Ee, böyle, e, e, yani söyleyemiyorum bile görüyorsunuz yani. O Ar söyleyemediğin şey argo değil. O küfür oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. <laughs> ya yani gördüğünüz gibi söyleyemiyorum. Bip koyuyoruz yani. Bu bu argo değil, küfür. O küfür. Bildiğin küfür. Neyse şimdi gelelim standart dile. Bu ise İstanbul Türkçesi bize. Türkiye Türkçesi İstanbul ağzı. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyenler bunun bir yolunu bulur. İstemeyenler ise bol bol mazeret bulur. Ne diyorsunuz hocam? Bu İstanbul Türkçesi. Geldik son konumuza. Artık bitti gerçekten. Dananın kuyruğu. Koptu ve bitti. Burası çok kolay. Burası lokum. Burası çifte kavrulmuş lokum. Son olarak bunu ikram ediyorum. Hatta bak biraz az önce kahvemi içtim videoda birazcık canlı davranayım diye. Kahvemin yanında lokum vermediler. Ama ben de o yüzden bu iletişime ögelerini alıyorum. Yani kahvenin yanına lokum yerine bu konuyu alabilirsiniz arkadaşlar. O kadar lezzetli bir konu. Şimdi. Gönderici, alıcı, mesaj, kanal kod, dönüt bağlan bu ne ya? Demeyin, çok basit şeyler. Hemen göstereyim. Bakın, burada tanımlar ne Bu budur, bu budur, bu budur. Ya yani geç, geç, geç. Hemen örnekle göstereyim. Bak şimdi. Hoca sınıfa giriyor. Merhaba arkadaşlar diyor. Öğrenciler deneyecek. Merhaba hocam diyor. Yani bu kadar basit. O zaman burada ilk şey, bak, şunun hoca olduğunu görebiliyorsunuz, değil mi? da öğrenci olduğu belli. Tipinden her türlü öğrenci olduğu belli. Şimdi hoca'nın ...merhaba, hoca ilk başta gönderen kişi ilk başta merhaba diyen oldu. Yani ilk başta SA diyen oldu. Çocuklar da AS dedi. Hani selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam hocam gibi düşünün. Şimdi ilk başta ileti burada merhaba arkadaşlar. Bak iletimiz neymiş? Merhaba arkadaşlar. Yani diğer bir adıyla iletinin ne olduğunu okuyalım buradan mesela. Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel ve işsel hale dönüşmüş. Şeklinde. Ne diyorsun ya? İlk söylenen mesaj ileti. Merhaba arkadaşlar. Dönüt ise merhaba hocam. Yani ona verilen cevap. İlk başta size selam aleyküm deyince ne dersiniz? Aleyküm selam dersiniz. O zaman ileti SA ise dönütü bunun AS. AS demen lazım eğer sana selam aleyküm Bunu biliyoruz. Gönderici kim? Hoca. Alıcı kim? Öğrenci. Mesela şu anda ben size bir mesaj gönderiyorum. Merhaba arkadaşlar diyorum. Lütfen videoya beğenin diyorum. Siz şu anda beğendiniz ya bu sizin dönütünüz oluyor. Çünkü ben sizin sesinizi duymuyorum. Ding, döndünüz. Bağlamına baktığımızda ise bağlam da ortam yani. Bu iletişim geldi. Ortam ne? Ortam kop kop. Hayır ortam sınıf ne kop kopu? Ortam sınıf. Peki kanal ne? YouTube kanalı. Hayır. Burada kanal olarak kullandıkları şey esasında ses dalgaları. Yani konuşmak için konuşma yöntemini kullanıyorlar. Yani parmak işaretiyle değil. Ses dalgaları kullanıyorlar ve kod da Türkçe. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Kod dediği şey esasında rakamlar, diller, lisanlar iletişimdeki kodu oluşturuyor. Kanallar iletinin alıcıya ulaşmasında bak şu alıcı buydu ya buna ulaşmasında kullanılan ışık, hava, ses gibi şeyler. Biz burada ses algılarını kullandık. Alıcı belli, gönderici belli, ileti belli, dönüt belli. Gelin bir tane daha yapalım daha iyi anlamanı sağlayalım. Şimdi burada bir araba kırmızı ışık yanıyor. Şu kırmızı ışığın yandığını düşünün şöyle. Kırmızı ışık yanıyor ve duruyor. Şimdi ileti nedir arkadaşlar burada? kırmızı ışık yandı. Bak, i̇lk başta kırmızı ışık yanıyor. Önce durup sonra kırmızı ışık yanmaz. Önce kırmızı ışığın yanması bir iletidir. Yani buraya bir polis koysalar da durursun. Biri sana dur derse de durursun. Dur yazısı çıkarsa da durursun. Kırmızı ışık yanarsa da durursun. Demek ki bu bir ileti. Dönüt olarak da aracın durması. Araç duruyor. Bak burada da bir iletişim var. Aracın durması. Tamam. Gönderici kim? Trafik lambası. Trafik lambası kırmızı ışığı gönderdi. Trafik lambası. Alıcı kim? şoför. Şoför ne yaptı? Şoför durdu. Peki bağlamına baktığımızda ise burası neresi? Trafik ışıkları. Yani trafik ışıklarının bulunduğu yer, trafik ışıkları diyelim buraya. Peki kanal ne? Burada ses dalgası mı var? Hayır. Burada ışık dalgaları, öyle değil mi? Işık dalgaları. Yani burada az önce hoca "Merhaba arkadaşlar." demişti. Tabii bu bayan hoca olduğu için "Merhaba arkadaşlar." demişti. Öğrenci de "Merhaba hocam." demişti. Bu sefer trafik lambası kırmızı ışık yaydı. Şoförde durdum durdu gibi düşün Kırmızı ışıkta durdum. Kod ne? Trafik kuralları. Trafik kuralları. Yani belli bir kurallar silsilesi var trafikte. Trafik şartları, trafik kuralları. Bu bir işaretleri diyebiliriz hatta. Trafik işaretleri kırmızı işaret. Bunlar bir kural kod oldu. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Benim ben şimdi bizim bulunduğumuz ortama geçelim. Ben diyorum ise herkese merhabalar arkadaşlar diyorum ben göndereceğim hocayım ve size bileti gönderiyorum. İlk başta videoya ben başladım. Öyle değil mi? başta ben herkese merhabalar bugün çok iyi çalışacağız halledeceğiz falan diye girdim videoya. Siz de videoyu beğenerek beğenme tuşuna basarak dönüt yaptınız. Veya hatta yani ben o dönütü görmem lazım. Eğer siz içinizden merhaba hocam dediyseniz veya başka bir şey ben onu duymadığım için o iletişim olmuyor. Şu anda siz videoyu beğenirseniz iletişime geçmiş oluyor. Hocam tamam ama kalsınız beğeneceğiz dediğinizi duyar gibi. O yüzden beğenin. Sonrasında sonrasında burada biz bir iletişim kurduk ya. İleti, merhaba arkadaşlar. Sizin dönüşünüz beğenmeydi. Gönderici bendim, alıcı sizdiniz. Bağlam ne? Bağlamımız şu anda bir genel ağ ortamı. Yani YouTube ortamındayız. Kanalımız ne? Ses dalgaları. Gene ben size sesle ulaştım. Ve e, görüntü dalgaları da var. Görüyorsunuz da benim elimi video kamerası olarak. ve Ama temelinde ses dalgaları. Kodumuz yine Türkçe. Yani dilimizi kullandım. Şimdi o zaman bitiriyoruz arkadaşlar. İletişimin öğelerinde, hemen buraya yazıp gösteriyorum. Bağlam, ortam iletişimdeki ortam. Gönderici iletişimi başlatan kişi. Selam aleyküm diyen kişi. Alıcı aleyküm selam diyen kişi. Yani iletiyi alan ona anlam verip kodu çözen ya iletiyi alan kişi işte. Yani AS diyen bak SA diyen gönderici AS diyen alıcı. Kod dil, rakamlar, trafik işaretleri. Kanal, ışık, hava, ses. Kullanılan yol ve araç. İleti göndericinin Göndericinin düşüncelerinin görsel veya hale dönüş şekli. Yani bazen ışık olarak gönderiyor kırmızı ışık gibi, bazen merhaba diyen bir hoca olabiliyor. Geri bildirimde göndericinin alıcıya verdiği karşılık. Pardon, AS alıcı SA diyen AS diyen alıcı oluyor. Geri bildirimde AS AS olsun. AS geri bildirim SA'da da Yani bir adam SA diyorsa yani selamun aleyküm diyorsa bu gönderici oluyor ve gönderdiği şey de ileti oluyor. Ona aleyküm selam diyen alıcı oluyor ve söylediği aleyküm selam da geri bildirim oluyor arkadaşlar. Şimdi son olarak bunları da gördükten sonra dilin işlemlerini gösteriyoruz ve ardından da bakalım şey kalıyor anlatım özellikleri kalıyor bitiriyoruz. Bakın şimdi bu da yine çok kolay bir konu şu anda zaten artık son bir aylık konu bitirdik arkadaşlar 30 dakika içinde hiç endişelenmeyin hemen bitiriyoruz. Dilin işlevleri var dilin birinci işlevi bilgi verme işlevi. Mesela ben şu anda dili göndergesel işlevde kullanıyorum. Size bilgi veriyorum. Yani e, işte arkadaşlar bu budur, bu budur, buna çalışın, bu çıkarsın. da bu bilgi veriyorum size. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bu göndergesel işte Bilgiyi gönderiyor. Heyecanı bağlı işlev ise iletinin heyecanı, eliti, duygu ve heyecanı dile getirmek amacıyla düzenlenmesi. Şiirler, nutuklar, ne mutlu Türk'üm diye ne demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bak burada resmen ne var? Bir heyecana bağlı şey var. Kanalı kontrol işlevi ise arkadaşlar söylediklerimi anlıyor musunuz diyorsam veya beni duyuyor musun diyorsam burada dilin kanalı kontrol işlevi var. Şimdi bakın şöyle düşünün. İki tane insan var. Bunlar iletişim yapıyor ya. İletişim yaparken dili kullanıyorlar. Eğer bu buna bilgi gönderiyorsa göndergesel işlevi. Bu böyle coşkulu bir şey anlatıyorsa heyecana bağlı işlevi. Bu buna beni anlıyor musun kardeş? Beni anlıyor musun evladım? Diyorsa bu kanalı kontrol işlevi. Var. Alıcıyı harekete geçirme işlevi ise İletinin alıcı harekete geçirmek üzere düzenlenmesi. Mesela reklamlarda, söylevlerde, el ilanlarında mesela bu fırsatı kaçırmayın denildiklerinde hep bir alıcı harekete geçirme işlevi var. Mesela şeylerde de var bu kullanım kılavuzlarında. İşte şunu şöyle yapın. Telefonun arka kısmını sökün. Daha sonrasında pili takın. Sonra bir daha çalıştırdığınızda telefonunuz düzelmiş olacaktır diyorsa bu alıcıyı harekete geçirme işlevi. Ya da yemek tariflerinde 2 gram tuz koyun, 3, gram, 3 kilogram da et koyun. Buna benzer şeyler alıcıyı harekete geçirme işlevi. Şiirsel işte o zaman şöyle yazıyorum. Ee, yemek tarifleri. Yemek tarifleri. E, kullanım kılavuzları. Kullanım kılavuzlarında da yine bu var. Şiirsel işlevde tabii ki... E, ...dil şiirsel işlevlerde kullanılıyor ve... E, ...şiir yani iletinin iletisinin kendisi olması gibi... ...garip bir tanım yaparlarsa şaşırmayın. Yani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ha? ...ağır ağır çıkacaksın bu verdirenlere. Efendim? Ahmet Haşim burada... ...esasen şunu söylemek istiyor. Hayatın basamaklarını yavaş yavaş ilerleyeceksin diyor. E bunu biz anlamamız için... ...iletinin kendisine bakmamız gerekiyor. Burada ise zaten net söylüyor. Diğerinde ise başka bir şey var. Dile testi işte ise... ...dil bilgisindeki kurallar. Yani siz sokağa çıktığınızda şöyle bir şey oluyor mu? Merhaba, özne zarf tümleyicisi... ...ve belirtili nesne. Ha? Öyle bir şey yok. Günlük hayatımızda biz zar tümleci, belirtili nesne, sıfatlar, zamirler. Böyle şeyleri kullanmıyoruz. Merhaba, merhaba diye konuşuyoruz. İşte bu, bunlar yani sıfat, zamir, zar, fiiller, kip falan. Bunlar artık dilin ötesindeki işlevler oluyor. O zaman buna da dil ötesi işlevi diyoruz. Şurayı da anlatıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Anlatımın özelliklerinde açıklık, anlatımın belirsizlik taşımaması. Yani net olması. Açık, net. Herkes aynı anlamı çıkarır. Mesela ders kitaplarında açık anlatım vardır. Hatta Açıklayıcı anlatım diyorlar ya açıklama falan. İşte bu oradan geliyor. Yalınlık, süslü ve sanatlı söyleşilerden kaçınmak. Duruluk, gereksiz sözlere yer vermemek. Akıcılık, e okuması kolay ifadelere yer vermek. Yani böyle rahat rahat okunuyor. Düşünce geliştirme yollarında tanımlama nedir sorusuna cevap veriyor. Dil nedir? Sözlü ve yazılı olarak iletişimde kullandığımız, doğduğumuzu hazır bularak edemeye başladığımız... Bıdı, ...bıdı bıdı 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 çok güçlü büyülü bir düzendir. Dil düşünme düşünenini aktarma düzestir. Bu dizgesidir. Bu bir dilin tanımını yapmış. O zaman burada değil. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir. Sizce ben burada şiirin tanımını yaptım mı? Teşekkürler. Aferin. Harikasınız yapmadım. Şiir okuyucuya seslenmelidir dedim. Ama şiir duygu ve düşünceleri edebi bir dille aktarım aracıdır desem bu şiirin tanımı olur. Dolayısıyla şiir nedir sorusuna cevap verecek. Örnekleme bir konu hakkında e, isimler, durumlar, kavramlarla desteklenmesi. Örnekler veriyorsun. Karşılaştırma daha en kadar ise gibi ifadelerle bu böyledir bu ise böyledir diyerek iki varlığı karşılaştırıyorsun. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözünü bu şekilde tırnak içerisine alıp aktarıyorsun. Alıntı yapıyorsun. Sayısal verilerden yararlanmada oranlar veriyorsun, sayılar veriyorsun. Benzetmede aralarında benzerlik olan iki şeyden zayıf olanı güçlü olana benzetiyorsun. Konumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken şeyi son kez söylüyorum. Bu konuyla alakalı videomuzu dikkatli bir şekilde izleyebilir ve ardından da sıfırdan 9'a konu anlatımlı kitabımızdaki soruları çözebilir. Takıldığınızda yine sol tarafa bakabilirsiniz. Mesela burada Rize'yi ee, bir ders kitabı gibi anlatmışız. Burada ise Rize'yi net bir şekilde edebi, sanatsal metin olarak anlatmışız. Örnekler göstermişiz. Sonrasında yine Dinamo Soru Bankamızdaki soru örneklerini çözün. Fakat burada yazılı sorular da var. Seslerim, tarzında, haricinde. Bunları yazılardan önce yapacağız. gerek yok. O zaman şimdiden hepinizi sınavlarınızda, derslerinize başarılar diliyorum. Dokun sınıfınız hayırlı uğurlu olsun. Yeni senede yeni sınıfınıza hepinize başarılar arkadaşlar. Hadi bakalım.